Evet değerli Köy TV izleyenleri, bir tarım vitrini programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Konya'nın Ilgin ilçesindeyiz ve şu anda Minitalya tarımın Almina ürününün kullanıldığı pancar tarlasındayız. Burada bu ürün neler yaptı, ne kadar kullanıldı, pancarda ne gibi etkileri var, bunları konuşacağız. Yanımda Minitalya Tarımın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rauf Canak Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve tarla sahibimiz Koçlar Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Harun Koç Bey. Siz de hoş geldiniz efendim. Rauf Bey, öncelikle sizleri tanıyalım, firmayı tanıyalım. Almina ürünümüz var. Gerçekten daha önceki programda da Yonca'da program yapmıştık daha önceki günlerde. Çok güzel sonuçlar aldık orada. Bugün pancardayız. Şöyle firmayı tanıyalım, sonra ürünü tanıyalım. Çünkü ürün Türkiye'de yeni yeni isminden bahsediliyor ama herkes bu üründen bahsediyor. Şöyle firmayı ve ürünü kısaca tanıyalım efendim. Şimdi önce bu ürünün ortaya çıkışı neredendir? Oradan başlayayım arzu ederseniz. Tabii. Bu jeotermal biomineral olarak adlandırdığımız tek hücreli canlıların fosilleri, kavukları yani kabuklarından oluşur. Evet. Bu kabuklar insan ve hayvanlarda kemiklerimiz nasıl ki kalsiyumdan oluşur ise bu canlınınki de silisyumdan oluşuyor. Evet. Saf silisyum üreten bir canlıdan bahsediyoruz. Denizel ortamda, okyanuslarda yetişen bir tek hücreli canlıdır. Bu algler sınıfından yani yosungillerden gelir. Evet. Bu oluşum işte radyolaryalar, ışınlılar, kamçılılar, diatomlar gibi 42 bin çeşit veren bir tek hücreli canlıdır. Denizlerin karaların deniz ortamından yükselmesiyle ortaya çıkmış olan bir mineral grubudur. Evet. Deniz altında koyların içerisinde üreyen, yetişen mikroorganizmalardan bahsediyoruz. Şimdi bunlar ender bir şekilde dünyada çok az bir yerde bulunan bir olay da gerçekleşti. Denizli Sarayköy bölgesindedir. Yer altından kaynayan jeotermal kaynak suları vardır. Evet. Yüksek ısılarda bunlar o tesadüfen bu mikroorganizmaların oluştuğu, daha doğrusu tek hücreli canlıların oluştuğu ortamda tuzlu suyun içerisinde onlar oluşurken alttan tatlı su olarak kaynayıp denizel ortamda içlerine girmiş ve oradaki canlı habitatını biraz değiştirmiş. Nitekim ne olmuş? Bunlar tatlı sularda ve denizel ortamlarda tuzlu sularda üreyip büyür, yetişirlerken bu ikisinin birleşimiyle yeni bir oluşum meydana gelmiş. Burada şimdi milyonlarca yıldan sonra karaya çıkmış oldukları için bu mineraller maden olarak karşımıza geliyorlar. Evet. Şimdi bir toplu iğne başına 1000 tanesi sığacak kadar küçük küçük fosillerdir bunlar. Bunların her bir tanesinin içinde de binlerce gözenek vardır. Bu gözenekler bize tarımda bir inanılmazı yaşatıyorlar. Biz bu gözenekli toz tanelerinden nihayetinde bir granül elde ediyoruz. Bunu granüle yuvarlıyoruz. 5-6 milim çapında granüller oluşturuyorlar ve toprağa mibzerle ekiliyorlar. Nasıl ki NPK'yı mibzerden geçiriyorsak bunu da aynı şekilde geçirebiliyoruz. İkinci bir ürünümüz de yine Almina'nın toz formudur. Bunu da hem holderlerle sulandırarak hem de damlamayla hem de sprinklerle bu sefer yaprak üzerinden üstten uygulayabiliyoruz. Bunun farkı şudur. Birincisi yaprakları inanılmaz güzel bir şekilde çalıştırıyor
ve bitkinin ihtiyaç duyduğu hem korumayı sağlıyor, güneşten koruyor çok güzel bir şekilde, bir de fotosentezi çalıştırıyor. Fotosentezi çalıştırması demek zaten topraktan mineral talep etmesi anlamına da geliyor. Evet. Toprakta bağlı bulunan mineraller yine gerek uygulanan granül gerekse toprak aşağıya doğru sulamayla yapraklara verilmiş olan toz tanelerinin toprağa inmesiyle toprak buluşuyor. Orada ne yapıyoruz? Orada toprakta bağlı bulunan mineralleri gevşetiyor. Onların kilidini açıyor. Onların tekrar gerçek haline dönmesini sağlıyor. Çözülmüş olan kilit bu sefer size normalde veremediğiniz yer altında, yerde bulunan, onun haricinde de jeotermal ısı kaynaklarıyla yeryüzüne çıkmış olan NTE'ler, nadir toprak elementleri, iz elementler bunlarla tanıştırıyor. Bunlar alginik asitlerle şellatlanmış oluyor. Yani bir kere o topraktaki o serbestleşmeyi, kilidini açtıktan sonra onların üzerine bir kaplama çekiyor alginik asit. Ve bitkiler büyük bir iştahla bu sefer kabul ediyorlar. O mineralleri kabul ediyorlar. Bu tabiatın bize sunmuş olduğu, kendi kendine oluşmuş, gelişmiş, Allah'ın bir lütfu diyelim buna. Çok güzel. Yani şunu da diyebilir miyiz? Yani bitkinin bir nebze bağışıklık sistemini güçlendiriyor değil mi Rauf Bey? Elbette. Güçleniyor. Evet. O bir kere silisyum yapısı ile o mesela bunu buğdayda uyguladınız. Buğday esner ama yatıp kalmaz, geri kalkar. Evet. Zeytinde uyguladınız. 40 santim, 45 santime kadar yeni sürgünler oluşturur. Bu yeni sürgünler zaten gelecek yılın meyve sürgünleridir. Bu senekiler dolu, gelecek seneninkiler de hazır hale gelmiştir. Okay. Tabiatta, bitkilerde bir uyanış sağlar. İhtiyaç duydukları kilitli toprakta bağlı bulunan örneğin çinkoyu, manganı bunları serbestleştirir. Topraktan bunlar çekilir. Bunun gibi birçok iz elementi serbestleştirecektir. Bitki kendi ihtiyacını oradan alır. İstemediği bir şey almaz bitki zaten. Evet. Peki tekrar size döneceğim. İsterseniz tarla sahibimiz Koçlar Grup Yönetim Grup Başkanı Sayın Harun Bey. Harun Bey mikrofonu size verelim. Sizi kısaca yine tanıyalım. Gerçi siz de daha önceki zamanda Yonca'nızda bir program yaptık. Hoş bulduk. Orada farkları gördük. Şöyle Harun Koç kimdir? Bir Harun Koç'u yine tanıyalım. Harun Koç, Koçlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Tarım, hayvancılık ve gübre, tohum, akaryakıt üzerine çiftçimize hizmet veren bir ciddi 60 yıllık bir firma. Konya Ilgın'dayız. Konya Ilgın'dayız, evet. Buradaki çalışmamızın sonucunu ben şöyle anlatayım size. Daha önce de Yonca'da da aynı çalışmayı yapmıştık ve verimin ne kadar doğru ve güzel olduğunu, verimli olduğunu görsel olarak da, şahit olarak da anlatmıştık. Şimdi Pancar'da aynı uygulamayı yaptım. Ben burada biraz da geç kaldım uygulamada ama ona rağmen Pancar'daki gelişim, işte boyut, cidar büyüklüğü, ondan sonra mevcut gözlemlediğimiz şu anki yeni yaprakların hala çalışıyor olması, sürgün diyebiliriz, sürgünlerin daha hala geliyor olması, pancarın hala çalışıyor olmasını gösteriyor. Elimizde biraz önce yakın çekimde aldığımız numune, evet. Kesitini inceleyecek olursak polar izlerinin ne kadar geniş ve dolu olduğunu, hektolitre ağırlığını, yani bir pancarın adet ağırlığını incelediğimiz zaman ciddi anlamda pancar boyutuna göre ciddi bir ağırlık görüyoruz. Yapraklarda ise eski yaprakların daha aşağıda kalıp yeni yaprakların daha yukarıda
olduğunu görüyoruz. Bu da polar bizim, dediğimiz şeker oranı değil mi Harun? Polar şeker oranı, evet. Yani pancarda şöyle bir olay var. Yani çok büyük pancar almak çok verim almak demek değildir. Posa alırsınız. Yani evet, kaba düşer. Evet. Kilo basmaz. Biz burada normal standart pancar boyutunun hem üstünde hem de daha polar anlamında daha ciddi bir gelişim görüyoruz. Bizim için önemli olan budur. Tamam, hem polar alacağız hem de tonaj alacağız. Evet. Bir tonaj aldığımız yerde poları düşürürsek ne yaparız? O zaman pancarımız çok bir kazanç elde etmemiş olur. İkisini beraber götürürsek, paralel götürürsek o zaman kazanç elde etmiş oluruz. Bu ürünü kullandıktan sonraki aldığım sonuç ciddi anlamda bu sonucu bana verdiğini görüyoruz. Bakın bu evet, kesite alınmış olan pancar. Evet. Bu da normal boyutu olan pancar. Evet, yani boyut olarak da tatmin edici bir boyut. Hatta tatmin edicinin üstünde de diyebiliriz. Şu evet, elimdeki pancar hemen hemen 6 kilonun civarında bir pancar. Elimle şöyle tattığım zaman. Bu da Degar'da bana ortalama bir 9 ton 8 ile 9 ton takribi. Bana 16-17 poları da verdiği zaman yani, Allah bereket versin. Allah bereket versin. Bundan üstü de bu zamanki açıklanan rakamlarla da tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Önemli olan burada bu almina gübremiz bize ne kazandırdı? Değil mi? Bize ne getirdi? Biz bölge çiftçimize bireysel olarak benim kazanmam önemli değil. Bu ülkemiz genelinde milli gelir, gayri safi milli hasılaya ne kadar dokunabiliriz? Evet. Biz buna dokunmamız lazım. Ben kazanmışım önemli değil, sen kazanmışsın önemli değil. Bizim bölgemizdeki çiftçinin cebine ne kadar para koyabiliriz? Ne kadar doğru tarım yaptırabiliriz? Gerçekten. Biz işin burasında olmamız lazım. Bir de ürün yerli ve milli bir ürün. Bu ürün muadilleri belki bize zaten geliyor, biraz 2-3 katına geliyor. Daha önceki konuşmamızda da bahsetmiştik. Biz işte A elementiyle B elementini karıştırdık size. Organomineral element karıştırmayla olmaz. Organik olan nedir? Doğal olandır. Evet. Şimdi bu gübrede bize Allah doğadan vermiş. Evet. Sayın Başkanımız da bunu tespit etmiş ve hizmete sunmuş. Biz bunu desteklememiz lazım. Evet. Ve doğru anlatmamız lazım. Burada bizim cebimize giren çıkan yok. Ben babamın oğlu da değil. Evet. Amcamın oğlu da değil. Dolayısıyla yani Harun Koç'a tabii milyonları versen bu konuşmayı belki de yapmaz değil mi? Yapmam Harun abi? Tabii ki. Yani bu çok önemli. Bu çok önemli. İşte gerçekten biraz önce söylediğim gibi bireysel olarak değil, toplumsal olarak düşünmemiz gerekir. Topluma da doğru şeyleri öğretmemiz gerekir. O zaman biz ülke olarak hem tarımda gelişmiş oluruz, evet, hem de doğru işler yapmış oluruz. Bizim için önemli olan budur. Bu pancarda da gözlemlediğimiz gibi, gösterdiğim örnekler gibi, şu anda baktığınız, gördüğünüz gibi evet, işte yaprakların hala çalışıyor olması, hala pancarın verimliliğe devam etmesi bu mevsimde artık söküm zamanı. Çoğu pancarı sökmeye başladı. Sezon başladı. Evet. Ama bizim pancarımız hala çalışıyor. Ekim ben bunu bir doğru ay daha, evet, evet, bir ay daha uzatabilirim. Yani bir 25 gün daha uzatabilirim. Bu bana ne katar? Artı katar. Evet. Tonajda biraz daha. Biraz daha evet üstüne büyüme koyar. Doğru, doğru. Peki efendim biraz arazinin yapısından bahsedelim. Programı bunu konuşurken bu tarlaya olan uygulama ilk pancar ekimi. İlk pancar ekimi bir de daha öncesi kıraç olan bir evet, tarla burası. Buraya işte yeni şey çektik, hat çektik, kuyu vurduk ve yeşil ürün ekmeye başladık. Bir yan tarafı mısır, kısmet olursa bu ürünü önümüzdeki mısır ekimimde de tabana kullanarak, bu üstten kullandığım sıvı laştırılmış toz halinden sıvılaştırılmış olarak uyguladığım, yağmurlamadan verdiğim bir uygulama. Bunu mısırda bir de tabanla artık bunda verimi gördük, bu kesin net. Bitti. Şimdi diğer ürünlerde de biz bunu deneyeceğiz ve bayiliğimizi zaten aldınız, konuşmalarımız aldık, ürünümüzü kullandık. Bundan sonraki çalışmalarımızda bunu samimiyetimle söylüyorum. Bölge çiftçimizin
doğru ürün kullanmasına yönlendireceğiz. Ben hiçbir gübre firmasının önüne geçip, kamerasının önüne geçip de ben bunu böyle kullandım daha şimdiye kadar demedim. Neden şimdi diyorsun? Bu ülkemizin bir ürünü, evet. Milli bir ürün, gerçekten doğal mi? Bir ürün, gerçek bir ürün ve sonuç ortada. Evet, gerçekten. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Firmaya başarılar diliyorum. İnşallah devamı gelir. İnşallah. Ben Rauf Bey'in bu şeyine karşı, emeğine karşı, ülkeye belki ömrü yetmeyecek, hepimiz belli olgunluğa erişmiş insanlarız. Ama bir eser bırakmış olacağına kesinlikle inanıyorum. Çok güzel. Harun Bey çok teşekkür ediyoruz. Rauf Bey isterseniz tekrar sizinle devam edelim. Harun Bey gerçekten tarlada etkisini gördü. Diğer programda da Yonca'da da gerçekten arada dağlar kadar farklı. Yani biz ölçüm yaptık beraber. Bir taraf dizimizin altında, bir taraf daha belimize kadar geliyordu yani. 40-50 santim arada fark var. Bu bahçeye de bakıp tarlaya da bakınca yani gerçekten dediği gibi şu anda çoğu yerde pancar sökümü başladı. Ekim ayındayız. Burada hala çalışıyor mübarek. Hala çalışıyor. Bu neye borçluyuz? Bunu nasıl başarıyor bu ürün? Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Şimdi tabii bu mineralin diğer bir özelliği su tutma özelliğidir. Su tutma özelliğiyle Konya bölgesinde aranacak bir mineral olmaya adaydır. Evet. Şimdi suyu kendisine çeker, porosif bir madde yapısı vardır, içinde tutar, yavaş salınımla geri verir. Ancak sadece suyu değil, verdiğiniz sıvı gübreyi de aynı şekilde içine alır, yavaş salınımla geri verir. Yapraktaki faydasını gösterdikten sonra toprağa düşen bölümü toprakta çalışmaya yine devam eder. Çünkü burada sulamayı baktım, tabancayla suluyorlar. Atıyorum onu soracaktım da konu değişti. Sulandığı zaman mesela yaprağın üstündeki toprağa düşüyor, orada da çalışma devam ediyor mu? Çok güzel yani ediyorum. Başarı ondan o zaman diyelim değil mi efendim? Düble iş görüyor burada. Konya gibi suya muhtaç bir bölgede inşallah çok kurtarıcı bir ürün olacak. Gelecek sene Harun Beyler inşallah granül formunu da kullanacak. Bunun granül formu toprak altında minik su istasyonları yaratır. Kılcallar onu bulur. Orada istasyonda gelişir ve yeniden kök salarlar. Kardeşleme ihtiyacı duyan yahut da kardeşlemeyle büyüyen bütün bitkilerde yine çok önemlidir. Yumru yapan bitkilerde çok önemlidir. Patates de inanılmaz başarılıdır. Zeytinde 45 santimlik sürgünler, buğdayda %10 protein artışı, buraya bakıyorsunuz polar artışı gibi kaliteyi yükselten unsurları veriyor. Pamukta inşallah yani çığır açacak onda da programı Ege'de mi yapacağız onu? Pamuğa ayrı bir program yapalım. Onu buraya sığdırmak mümkün olmayacak. Bembeyaz, ince lifler, sağlam lifler, uzun lifler bunları yakaladık gibi görünüyor. İnşallah buradan ilk anons etmiş olayım onu. Çok güzel. Peki şunu soralım. Şimdi burada Harun Bey bildiğimiz kadar bir kere uygulama yaptı. Peki bu uygulama yaptıktan ne kadar zaman süresinde alümina ürünü çalışıyor? Kaç ay yani ya da kaç hafta? Attık bir kere attı buraya. Bunu uygulayan arkadaşa sorarsak daha mı uygun olur diyorum. Soralım Harun Bey'e soralım. Evet Harun Bey. Buraya bir kere uyguladık değil mi efendim? Efendim şimdi bu gübrelerin çoğu bir sonraki ürüne yansıyan gübrelerdir. Potasyumdur, ondan sonra fosfattır, fosfordur bunların hepsi. Bir sonraki ürüne yansıyan bir üründür. Dolayısıyla şimdi yaşadığımızı bir uygulamada gördüğümüz fark, şimdi diyor ya Rauf Bey anlattı şimdi su tutma özelliği var ve toprağı yenileme özelliği var. Bu diğerleriyle birlikte emin olun ben bundan çok eminim bir sonraki ürüne toprağın hep yenilenmeye hep kendini gençleştirmeye daha katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu, kesinlikle bu böyle olacaktır. Şimdi bu pancar yerine ekeceğimiz ürün kesinlikle bu zaten ondan önce de böyledir. Evet. Pancar yerine ekilen ürün her zaman verimi yüksek verir. Neden?
pancara uygulanan gübre miktarıyla diğer ürüne, mesela buğdaya uygulanan gübre miktarı tamam %50'ye dayanan bir arada fark var. Fark vardır. Buğdaya daha az kullanılır. Şimdi bunu da sadece belki de bu ürünü kullanan çiftçimiz tabana kullanacak harici gübreleri belki belli oranda da aşağı çekecek. Bir de böyle maliyet ortaya evet. çıkacak. Evet. Bir de böyle bir maliyet. Neden? Bu ürün topraktaki mineralleri çözdü, kilidini çözdü ya. Bahsetti kendisi, kilidini çözdü ve kullanımını arttırdı. Belki de daha aşağı çekecek. Bu ürün o taraftan da çiftçinin cebine maliyetten bir şey katacak. Tabii. Girdi katacak. Doğru, çok çok doğru. Yani toprakta kilitlenen herhangi bir elementi otomatikmen toprak düzenleyici özelliğiyle taşıyacak. Tabii. Sonraki ürüne de taşıyacak. Bu kısa vadeli düşünmeyelim. Artı evet. bu ürünü bu sene kullandım. Bir daha yıl kullanmayacağım anlamında bir şeyimiz olmamalı. Çünkü yıllardır bu topraklarda Rauf Bey'de daha önceki programımızda bahsetmişti. Hani ata erkil işte evet. ben dap atarım. 30 kilo, başka bir şey atmam. üstüne atarım 20 kilo şey, üre. Onun üstüne de başka bir şey atmam. Ama işte ben teşekkür ederim Hadun Bey programa katıldığınız için. Rauf Bey toparlayacak olursak bir de biraz Harun Bey de bahsetti maliyetleri de düşürecek. Biraz maliyetlerden bahsedelim. Çiftçi bunu kullandığı zaman dekara ne kadar yani diğer ürünleri azaltacağı zaman bayağı bir kârı olacak. Çünkü bu yerli bir ürün, milli bir ürün. Dolara bakmıyoruz. Ha, tabii bazı girdiler hep dolarla da haliyle artıyor ama burada ne söyleyebiliriz efendim? Ya bu bir kere şunu söyleyelim, silisyumun tarımda kullanılmaya başlanması genelde zaten 15 seneyi pek geçmiyor. Evet. Şimdi böyle bir yerli ve milli bir ürüne sahip olmamız hem ülkemiz açısından çok önemlidir hem de bu başarıda ben buraya geldiğim zaman bakıyorum, farkı görüyorum. Gururlanıyorum. Değil mi? Ben o anda ne kazandığımın umurumda değil. Ben orada bir ürün kazandırmışım. Ben ona bakıyorum. Çok güzel. Bu ürün elbette ki diğer katma faydalarıyla birlikte ilk başta biliyorsunuz bir yatırım bedeli var. Bir fabrika yapıyorsunuz, bir maden evet. daha işletiyorsunuz. Bunları ilk yıllarda az satarsınız. Bunun kârı İlk yıllarda çıkmaz. Evet, doğru. Sonraki yıllarda çıkar. Ama Allah'tan Türkiye'nin gerçekten en büyük jeotermal biomineral ürününün sahibi olan bir firmayız. Ne kadar dağıtsak o kadar faydalıdır. Pahalandırdığımız zaman ürün satılmaz. Bunun zararı bizedir. Onun için
İlla da illa var gücümüzle bunu ekonomik olarak çiftçiye ulaştırmak niyetindeyiz. Çok güzel. Şunu da sorayım, yani son sorularım olsun bunlar. Ürün ikisi bir granür, biri toz halinde. Evet. Tozu sıvı yapıp holdere olsun tarlaya atıyoruz. Peki ürünün sıvısı çıkacak mı efendim? Çünkü Ar-Gen'iz hep var, devam ediyor. Onda da şöyle söyleyeyim. Bakınız, birçok ürün gerekmediği halde sulandırılıp satılıyor. Evet. Çiftçimiz sıvı ürüne alışkın. Evet. Şimdi ben kendim baktığım zaman üstün nitelik sağlayabileceğim bir sıvıyı üretebileceğim gün sıvıya dönerim. Ama onun haricinde bu ürün holdere katılıp da o performansı veriyorsa ben ona katacağım suyu günah sayarım. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buradan çiftçi kardeşlerimize şunu da söyleyelim. Yani bizim aracılığımızda ekranlardaki telefon numarayla sizi arasınlar. Tabii. Bahçelerinin bir kısmını en azından. Şimdi Harun Bey kullandı, gördü. Evet. Bahçedeki farkı gerçekten gördük. Tabii gözle görünen kamerayla ne kadar gösterebildiysek orada gösterdik. Bunu yapsınlar, arasınlar, denesinler. Bir şey kaybetmezler efendim. Yani yıllardan beri zaten Türkiye'de en çok aldatılan kesimlerden biridir çiftçi kardeşimiz. Yani burada çiftçi kardeşim bunu alsın. En azından bahçe ise bahçenin bir kısmında, meyve ise bir meyvenin bir kısmında, tarla ise tarlanın bir kısmında denesin. Siz burada bu konuda destek de olacaksınız zaten inşallah diyorum. Görsünler, tanısınlar ve her geçen sene Allah'ın izniyle bu kartopu büyüyerek gidecek görüyorum. Yani burada gördüğümü açık konuşayım. Ben yüzlerce saha programları yaptık. Gerçekten tebrik ediyorum böyle bir ürünü yaptığınız için. Buradan Emre Bey'e de Ender Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Zaten ortak şirketsiniz. Başarılar diliyorum. Rauf Bey. Biz teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdığınız için. Bir noktaya dokundunuz gerçekten. Bunun yayılması için. Yani biz demiyoruz ki al tarlanın hepsine ek. Yüz dönümün hepsine ek demiyoruz. 10 dönümünü. Evet. Gör. 90 dönümünde zaten ne kaybettiğini göreceksin. Aynen öyle. Öbür sene de koşa koşa geleceksin. Aynen öyle. Evet. Evet, Harun Bey çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladınız, yedirdiniz, içirdiniz. Çok sağ olun. Ellerinize sağlık yemeklerinden dolayı. Rauf Bey size de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başka programlarda sağ programı zeytin olsun farklı bu ne dedik? Tütün. Pamuk. Tütün mü? Pardon, tütünde de yapacağız herhalde. Tütün geldi aklıma. Pamuk olsun. Bir sürü programlar yapacağız inşallah diyoruz. Evet değerli Köy TV izleyenleri, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Minitalya tarımın ürettiği gerçekten Almina ürününün uygulandığı tarlaları gezdik. Sonuçlar çok güzel. Siz de acizane tavsiyem, alın bir bölgesinde uygulayın. Farkı görün. Ondan sonra tercih sizin diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına teşekkür eder. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle Konya'dan hoşça kalın diyoruz. Köy TV izleyin, köyde hayat var efendim.